Ben teknik üniversite mezunuyum, makine mühendisiyim. Bir ordinarius profesörümüz vardı, yüksek matematik Alman. Hitler'in zulmünden kaçıp Türkiye'ye gelmiş, bizde hocalık yapıyordu. Onun bir lafı vardı, mühendislik sayıların analizidir derdi. Bu altıma rakamını da ben inanmadım ve analiz edelim dedik. 1884'te kurmuş mütercimlik bürosunu. 1909'da gitti, yani 25 sene bu mütercimlik bürosu çalışmış. 25 sene, bir yılda kaç gün var? 365 gün var. 52 tane cuma tatili var. Şeker bayramı tatili, kurban bayramı tatili. 300 gün sayın. 300'de 25'i çarparsanız 7500 rakamını bulursunuz. 6000 tane polisiye roman çevirmek demek, her gün bir polisiye roman çevirmek olur. Bu imkansız. Zaten 6000 tane polisiye roman o dönemde de yoktu. Polisiye romanın daha doğuş şeysiydi. O bakımdan bu 6000 rakamı yanlıştır. Muhtelif yerlerde eğer meraklıysanız, okursanız bu 6000 rakamını devamlı olarak görürsünüz. Ama rakam yanlış. 6000 tane polisiye roman falan çevrildiği yok. Ben bu tespiti yaptıktan sonra mantıkiyi yürütmeye, kaç tane polisiye roman çevirmiş, onun bir merakına kapıldık. Bu romanlar çevrildikten sonra Abdülhamit'in sarayında bulunan cilt evine gönderiliyor. Orada ciltleniyor. Padişahın tuğrası üzerine veriliyor. Ondan sonra padişah okur, işte şey okuyor, esbab şubası okuyor. Okuduktan sonra da iş tarafına Efendimiz de şu tarihte okumuştur diye de not düşülüyor. Ve bunlar hepsi Abdülhamit'in özel kütüphanesinde. 1924 yılında bu özel kütüphane İstanbul Üniversitesi'ne devrediliyor. İstanbul Üniversitesi'nde bugün Nadir Eserler Kitaplığı adı altında bu kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphaneye gidip bakalım dedik nedir? Yalnız şöyle bir şey var. Biliyorsunuz 31 Mart'tan sonra Yıldız Sarayı'nda bir yağmalama olayı olmuştur. Kütüphane kurtulmuştur. Kütüphaneci, o zaman kütüphane müdürü olansa kütüphanenin kapısına ellerini açmış. Sizi içeri sokmam, beni öldürünüz, öyle girin demiş ve kitapları kurtarmıştır. Fakat şöyle bir şey var. O kütüphaneden saray halkı yararlanıyor. Ve kütüphaneden kitap alıyorlar. O andaki kitaplar kurtuluyor fakat saraya yayılmış kitaplar da var. Onların bir kısmını İbn-i Mahmud Kemal İnal'a veriyorlar. Ya bu yağmalama olayından sonra diğer bir sürü evrakla, o da kitabı Mütenevviya adı altında bu kitapları topluyor. Bu kitapların, yani Abdülhamid'in çevirdiği kitapların bir kısmı özel kütüphanesinde, bir kısmı da halka, yani o saray halkına alıp okuyorlar, meraklı onlar da. Kızları da okuyor, başkaları da okuyor. 50 küsür kitap da şu anda Osmanlı arşivlerinde var. Evvel Osmanlı arşivlerini inceledim. Orada kitabı Mütenevviya diye İbn-i Mahmud Kemal'ın aşağı yukarı 31 Mart günü saraydaki halkın okuduğu kitapları, 600'e yakın kitap, onların bir şeyi var. O kitapları getirdik, baktık. Onun içinde 54 tane polisiye roman var Abdülhamid'in çevirdiği. Ondan sonra da Abdülhamid'in kütüphanesine gittik. 6 ay yakın çalıştım orada. Orada da 530 kitap var. Yani çevirdiği bütün kitap 584 tane polisiye roman çevirmiş Abdülhamid. O gözüküyor. Zaten titiz bir adam. Kayda kuyuda çok şey yazıyor üzerinde. Eseri tercüme numara 1, numara 2, numara 5, numara 55, numara 155, hepsinin numarası var. En son çevirdiği kitap işte 584 numara ve 1907 tarihinde çevrilmiş bir Sherlock Holmes öyküsü. Demek ki yani 6000 kitap lafı inanmayacaksınız. Teker teker tespit ettiğim için söylüyorum. 584 tane polisiye roman çevirmiş durumda. Abdülhamid'in niteliklerini sayarken şu dedik, bu dedik, bir sürü özelliğini saydık, merakını saydık. Fakat asıl önemli olan onu vurgulamayı unuttum. Abdülhamid, bibliofili ile bibliomani arasında ince çizgide yürüyen bir kitap çok sever. Korkunç bir kitap çok sever, onu söyleyeyim. Kütüphanesi inanılmaz zenginliktedir. Aşağı yukarı 30 bin adet yakın kitap var. Fakat en zengin tarafı yazma eserlerdir. Yani Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren topladığı yazma eserler var. Mesela Akşemseddin'in yazdığı kitaplar var.
Tursun Bey'in Tarihi Ebilfet diye kitabı vardır. Tek nüshası Abdülhamid'in kütüphanesindedir. İstanbul'un fethini ve Fatih'in fethiklerini anlatan, Fatih devrinin tarihi olaylarını anlatan çok önemli bir kitap. Mesela orada bir kitap. Şahane bir kitap var, onu da anlatayım. Yolunuz düşerse gidin görün. Gazi Sultan Süleyman'ın Muhibbi adıyla şiirler yazdığı bilirsiniz. Onun bir divanı var. İnanılmaz güzel bir divan. 16. yüzyılda yaratılmış. O dönemde yaşamış bir müzehip var. Tesipçi Karamemi çok meşhurdur. Rahmetli Şehir Bey de onun hakkında bir kitap yazmıştır. Müzehip Karamemi. Bu kitabın her sayfasına tesip yapmış. Fakat her sayfasındaki tesip birbirinden farklı. Yani bir tarafta laleler koymuş, bir tarafta karanfiller, bir başlayıp inanılmaz güzellikte, koskocaman böyle bir kitap. Yani para biçilecek bir şey değil. Bu şekilde çok zengin kitapları olan bir kütüphane. Basılı kitaplar var. Büyük kısmı Fransızca basılı kitapları. Ve size ilginç gelecek söyleyeyim. Bu kitapların büyük kısmı da Fransız İhtilali Kebir'ine ait. Fransız Büyük Devrimi'yle ilgili ne kadar kitap varsa almış. İşte Michelin'in kitabı, Thierry'in kitabı, efendim Alfred Vandel'in kitabı, yani Fransız ihtilaliyle ilgili bir sürü kitabı almış ve çok ilginç bir şey de var. Mesela 2-3 tane Fransız ve İngiliz yazarın Abdülhamid aleyhine yazdığı kitaplar da kütüphanesinde var. Onları da söyleyeyim. Bunun yanında dediğim gibi kendine özel çevirdiği bu polisiye romanları var. Polisiye romanların ilk başta çevirdikleri Fransız polisiye romanları oluyor. Abdülhamid'in Sherlock Holmes'u ve onun yazarı Sir Arthur Conan Doyle'u keşfetmesi çok ilginçtir. Dönemde Strand Magazine diye çok meşhur bir dergi var. Strand Magazine dergisi bugünün ne bileyim ben Time gibi meşhur bir dergisi, ekonomist gibi falan o zaman en meşhur dergisi. Bu dergide Sherlock Holmes öyküleri tefrika ediliyor. Bir gün George diye bir mütercim var, İngilizce'den tercüme yapıyor. Bir Hintli'nin Abdülhamid aleyhine yazdığı bir makale var dergide, 1901 Eylül sayısında. Onu çeviriyor. Arkada bir The Empty House, Boş Ev diye bir hikaye görüyor. Onu da okuyor. Aa diyor, Padişah Polisi'ye roman var, bunu da çok hoşlandı. Onu da çeviriyor. Huzuruna çıkıp makaleyi veriyor. İşte soru soruyor şey ona, makaleyle ilgili. Efendimiz diyor, arkada çok hoş bir polisiye öykü var. Onu da çevir size diyor. Ver diyor şu padişah. Ve çok hoşlanıyor Sherlock Holmes'ten. Çünkü o zaman yazılmış Fransızca polisiye romanlar yani bugün için hiçbir önemi olmayan, çok ağır, entrikası kısıtlı romanlardır. Ama söyleyin Sherlock Holmes'in öyküsü çok hoşuna gidiyor. Hemen Londra sefiri kefirimiz Muzurus Paşa'ya hemen bir telgraf gidiyor. Bu adam kimse ne kadar hikayesi varsa bunu alın hemen gönderin çevirtelim diye. Ve Sherlock Holmes'in öyküleri geliyor İstanbul'a. Hemen mütercimlere veriliyor ve o zamana kadar çıkmış, 1901'e kadar çıkmış bütün eserleri çevriliyor. Daha ilginç bir şey var. Osmanlı Arşivinde çalışırken onu sapladık. Teşrifat Nazırı İbrahim Paşa'nın bir arzı var padişaha. Efendim diyor, İngiliz sefiri kebiri sizden istiyor, mülakat istiyor diyor. Geliyor sefir. Diyor ki, efendim diyor, Sherlock Holmes'e merakınız olduğunu duydum, yeni bir kitabı çıktı. Getirttim Londra'da, size takdim ediyorum diyor. Ve en güzel hikayeleri de diyor, kurşun kalemle işaretledim, evvela onları çevirin diyor falan. Yani İngilizler de Abdülhamid'in Sherlock Holmes'e olan merakını duymuşlar ve elçileri vasıtasıyla da bir cemile yaparak yeni çevrilen kitaplarını kendisine getirmişler. Enteresan bir şey daha anlatalım. Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes'in yazarıyla Abdülhamid'in ilişkisini de söyleyelim. En az bir kere karşı karşıya görüşmüşlerdi. Sir Arthur Conan Doyle 1906'da ilk karısı ölüyor, 1907 ile ikinci bir evlilik yapıyor ve balayı seyahat İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bir dostu var, Sir Henry Woods. Sir Henry Woods, Woods Paşa diye geçer. Osmanlı donanmasında müşavirlik yapıyor ve padişahın da fahri yaveri.
Padişahlar arası çok iyi. Arthur Conan Doyle'un geleceğini padişaha haber veriyor. Ben çok çevirinizi biliyorum. Sir Arthur Conan Doyle şeye geliyor, İstanbul'a geliyor diyor. Şimdi ilginç bir durum var. Sir Arthur Conan Doyle'un anıları var, Sir Henry Wood's'un anıları var. Sir Arthur Conan Doyle anılarında diyor ki ben İstanbul'a gittim. Padişah benim geldiğimi duyunca hoşlanmış. Fakat Ramazan olduğu için beni kabul edemedi. Ama bana Mecidiye nişanının 3. derecesinden verdi. Karıma da şefkat nişanı verdi. Yani anlattığı bu. Fakat enteresan başka bir şey var. Sir Henry Wood's anılarında olayı bambaşka anlatıyor. Sir Henry Wood's'un da anıları çevrilmiştir. Sahaflara giderseniz bulursunuz. Sir Henry Wood's anılarında diyor ki, benim de iştirak ettiğim bir törenle Abdülhamit madalyayı bizzat kendi taktırıyor. Sir Arthur Conan Doyle'la ve polisiyon romanlarından konuşuldu. Abdülhamit dedi ki, senin romanların var, bir de öykülerin var. Sir Arthur Conan Doyle 56 tane uzun öykü yazmıştır, 4 tane roman yazmıştır. Romanların diyor pek parlak değil. Uzun geri dönmeler falan fakat öykülerin çok güzel. Ya sonra roman yazmayı bırak da diyor, öyküye devam et. Şimdi bu da çok bozuldu diyor Sir Arthur Conan Doyle. Çıkarken herif edebiyat eleştirmeni mi ya ne laflar söyledi falan diyor. Ve şeyin de anılarında benim kişisel kanım bu mukameleyi anlatmamak için beni kabul etmedi diyor. Ama Sir Arnavut hangisine inanırsınız bilmiyorum ama Sir Arnavut bunu açık açık efendim diyor şey padişah böyle söylüyordu. Şunu da belirtmek istedim. Polisiye romanı merakım var. Sir Arthur Conan Doyle'u inceleyen polisi eleştirmenleri romanlarını hiç sevmezler ama hikayelerini yere göre koyamazlar. Yani buradan da görülüyor ki şey, Abdülhamit aynı zamanda iyi bir polisiye roman takipçisi. Bu takipçiliğinin ilginç bir öyküsünü de size anladım. Ben sahaflarla çok ilgileniyorum. Polisiye romanına merakımı da biliyorlar. Benim bir sakallı Lütfi diye sahafım var. Abi dedi, şeyde bir pasajda bir şey var, Abdülhamid'in sarayından çıkma bir polisiye roman varmış. Yapma ya falan dedi, koştuk gittik. Herif 1500 dolar istedi. Ne yapacaksınız? Vereceğiz. Meraklıyız. Efendim, şeyi aldık. Ama inanılmaz güzel bir saray çıktı. Üzerinde padişah, tuğrası, buğrası. Gayet güzel ve orijinal bir şey. O söylediğim, saraydan çıkma bir şey. Yani üzerinde çünkü gene yazıyor Fransızca'da. Hakkı Paşa'nın